Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, sıvaçların ikinci bölümünde sıvaçlara devam ediyoruz ve sıvaçlarda depolanan enerjiyi incelemeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir sıvacın yükü arttıkça potansiyelin de arttığını geçmiş derslerimizde söylemiştik. Sevgili arkadaşlar, herhangi bir yükü taşımak için yapılan işin Q çarpı V olduğunu arkadaşlar elektriksel potansiyelde öğrenmiştik. Burada taşıdığımız yük arkadaşlar sıfırdan Q'ya kadar, yani ortalama bir yük Q bölü 2. Q bölü 2 çarpı V olmaktadır. Zaten bu da arkadaşlar bize alanı vermektedir. İşte bu arkadaşlar yük potansiyel grafiğinde grafik ile şu potansiyel fark arasında kalan arkadaşlar görüldüğü gibi alan bize yapılan işi. Bu da sevgili arkadaşlar sıvaçta depolanan enerjiyi vermektedir. O da eşittir Q çarpı V bölü 2, yani 1 bölü 2 Q V olmaktadır. İsterseniz Q yerine CV yazarsanız 1 bölü 2 C V kareyi elde edersiniz. Buradan arkadaşlar Q eşittir CV'den. İsterseniz V'yi çekin. Q bölü C yazın. Bu da ne yapar arkadaşlar? Q kare bölü 2C bulmuş olursunuz. O halde arkadaşlar temelde şu 1 bölü 2 Q ve Q yerine CV yazarsam 1 bölü 2 CV kare ya da V yerine Q bölü C yazarsam Q kare bölü 2C'yi elde ediyorum. Bunların hepsi arkadaşlar neyi veriyor? Sıvaçta depolanan enerjiyi veriyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi sıvaçların bağlanmalarını inceliyoruz. Bir seri bağlama diyoruz. Sevgili arkadaşlar, şu şekilde bağladığımızda şuradan iki elektron geldiğini düşünelim. Bu iki elektron buradaki iki elektronu buraya gönderdi. Buradaki iki elektron da ne yaptı arkadaşlar? Devreyi tamamlattı. Dolayısıyla neticede arkadaşlar buraya gelen yük miktarı ile buraya gelen yük miktarı ne oldu? Eşit oldu. Her birinin yükü Q oldu. Burada arkadaşlar üreteçten çekilen toplam yük ne kadardır? Q kadardır. O halde arkadaşlar burada devrenin eşdeğer yükü sıvaçlardan birinin yüküne eşittir. Demek ki arkadaşlar seri bağlı sıvaçların yükleri birbirine eşit. Bu da eşdeğer yüke eşit olduğu Q1 eşittir, Q2 eşittir, Q eş diyoruz. Buradaki benim arkadaşlar V1'i burada, V1'i burada harcandı. Toplam V1 artı V2 eşittir V olacaktır. V eşittir V1 artı V2 olacaktır diyoruz. Q eşittir CV'den arkadaşlar yükler eşit. Buradan Q1 eşittir Q2 eşittir Q3, V eşittir V1 artı V2. Peki arkadaşlar burada Q eşittir CV'den. Buradan V'yi çekecek olursak nedir? Q bölü C. Demek ki arkadaşlar Q bölü burada C dediğimiz nedir? C eş. Burada arkadaşlar Q eşittir C1 V1. V1'i çektim. Q bölü C1. Buradan arkadaşlar aynı şekilde V2'yi çektim. Q bölü C2. Q'lar sadeleştiği zaman ne görüyoruz? 1 bölü C eş eşittir 1 bölü C1 artı 1 bölü C2. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar bu nedir? Dirençlerin bağlanmasına terstir. Demek ki güzel insanlar yükleri eşit. Eşdeğer sıvacın tersi sıvaçların terslerinin toplamına eşittir. V1 artı V2 eşittir V'dir. Buradan arkadaşlar yükler eşit olduğu için C ile V ters orantılıdır. Yani arkadaşlar C'ye 2C ise 2V'ye V'dir diyoruz. Evet, paralel bağlamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki kondansatör diyelim ki arkadaşlar sıvaca 2 elektron geldi. Buradakine 3 elektron geldi ve bunlar devreyi tamamladı. Demek ki sevgili arkadaşlar burada üreteçten çekilen toplam yük bu ikisinin toplam yüküne eşittir. O halde Q eş eşittir. Q1 artı Q2 diyoruz. Görüldüğü gibi şu noktalar A noktası, A noktası, A noktası.
Buraya da B dediğimizde aynı şekilde B noktası. A, B, A, B, A, B. Demek ki bunlar nedir? Paraleldir. Paralel bütün devre elemanlarının potansiyelleri eşittir sevgili arkadaşlarım. Q eşittir. Q1 artı Q2 yazıyoruz. Peki arkadaşlar Q eş niye eşittir? C eş çarpı V eş. Bu V eş de zaten V'ye eşit arkadaşlar. Q eş eşittir. C eş çarpı V. Q1 eşittir. Arkadaşlar C1 V. C1 V. Artı Q2 eşittir. C2 V diyoruz. V parantezini aldığımızda arkadaşlar o halde paralel bağlı arkadaşlar sıvaçların eşdeğer sıvacı C eşittir. C1 artı C2 olmaktadır. Sevgili arkadaşlar yine gördüğünüz gibi sıvaçların bağlanması ile dirençlerin bağlanması birbirinin tersidir diyoruz. Sevgili dostlar şekildeki sıvaç düzeneğinde kalem arasındaki eşdeğer sıva 2C. Demek ki arkadaşlar buradaki eşdeğer sıvamız 2C. Buna göre CX kaç C'dir? Sevgili arkadaşlar iki tane sıva seri bağlı ise bunların eşdeğeri arkadaşlar C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2'den verilir. Paydaları eşitlediğinizde bunu bulursunuz. Bir de arkadaşlar özdeş 2 sıva seri bağlıysa C bunlar C1 ve C2'dir. Arkadaşlar bunların eş değeri nedir? C bölü 2'dir. Çarpımları böyle toplamlarına baktığınızda C bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar 6 ile 3 18 bölü 9 2. Demek ki 6 ile 3 ne yaptı? 2 yaptı. 2 ile 2 de arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde 2C bölü 2 2 tane olduğu için ne yaptı arkadaşlar? C oldu. Toplamının sevgili arkadaşlar 2C olabilmesi için şu CX ile CX'in ne olması gerekiyor? C olması gerekiyor. Peki arkadaşlar CX ile CX'in seri olduğu için eş değeri nedir? CX bölü 2'dir. Bu da C olduğuna göre CX eşittir 2C olmalıdır. Genel anlamda arkadaşlar n tane tabi sıvaç seri bağlandığında özdeş C'ler C, 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 C kaç tane? N tane. O zaman bunun arkadaşlar eşdeğer sıvacı C eşittir. Pratik olarak C bölü N'dir diyoruz. Sevgili arkadaşlar sıvaçları C, 2, C, 3, C, 6, C olan sıvaçlarla kurulmuş şekildeki kale devre parçasının eşdeğer sıvacı nedir? Hemen bir harflendirme operasyonu. Şurası arkadaşlar geldik. K noktası, L noktası ve yine L noktası. Burada arkadaşlar bir devre elemanını atladığımız için farklı bir nokta. Görüldüğü gibi direkt bu K ile arası hepsine paralel. K'dan sonra X geliyor. X'ten sonra L geliyor. X ile X ile. Demek ki arkadaşlar bu ikisi nedir? Paraleldir. Paralelse topluyorum. 3C, 6C ile görüldüğü gibi arkadaşlar 3C seri. Bundan dolayı arkadaşlar 6 kere 3 18 bölü 9. O halde arkadaşlar şurası ne olacaktır? 2C olacaktır. K, L arasında üstte ne var? 3C var arkadaşlar. Bir de K ile arasında burada ne var? 2C var. O halde 3C ile 2C paralel olduğu için topluyorum. Cevabımız 5C olmaktadır diyoruz. Evet, K-L sıvalarının yük potansiyel grafiği şekil 1'deki gibidir. K ve L sıvaçlarıyla kurulan şekil 2'deki devrede X-Y arasındaki eşdeğer sıva C, X-Y. Buna göre arkadaşlar X ile Y arasındaki eşdeğer sıvamız kaç C diye soruluyor. Evet arkadaşlar L'nin sıvası C'ymiş. Q bölü 2 ve 1 bölü 2'ye C dersek K'nın arkadaşlar nedir? 2Q bölü ve 1 bölü görüldüğü gibi arkadaşlar Q bölü 2 ve C dersek 2Q bölü ve bunun 4 katı olduğu için 4C olmaktadır. Şimdi yazıyoruz. 4C yazıyoruz. 4C yazıyoruz. Ve de C yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar seri olduğu için bölüyorum. 4C bölü 2 2C 2 ile 2C ile C paralel olduğu için topluyorum.
3C diyorum sevgili arkadaşlar. Özdeş sıvaçlardan oluşan şekildeki düzenekte eşdeğer sıva 15 mikrofarad'tır. Buna göre bir sıvacın sıvası kaç mikrofarad? Eşdeğer sıvamız verilmiş sevgili arkadaşlar. Demek ki bu neymiş? C eş 15 mikrofarad. Hemen bir harflendirme operasyonu yapalım arkadaşlar. X, X, X ve dahi X. Görüldüğü gibi şuraya Y diyorum. Y, 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 Y. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar bu nokta farklı bir nokta. Direkt şu X, Y arasında oldu. Buraya arkadaşlar K diyelim. Demek ki X var. Ortada K var. Sonra ne var? Y var. X, K arasında sevgili arkadaşlar. Var mı bir şey? Var. Nedir o? C'dir. Bu gitti. Sonra arkadaşlar K'ya arasında K'ya arasında bakın K'ya arasında arkadaşlar iki tane bunlar birbirine paraleldir. Bunlar da gitti. Geriye ne kaldı? X'ye arasında bir C kaldı sevgili arkadaşlarım. Bu da gitti. İşte devreyi bu şekilde düzenledim. C ile C arkadaşlar paralel olduğu için topluyorum. 2C yazıyorum. Şimdi 2C ile C ne oldu arkadaşlar? Seri oldu. Seri olduğu için toplamları, çarpımları böyle toplamları çarptım. 2 topladım. 3 2C bölü 3 arkadaşlar ve burada da C var. Paralel olduğu için topluyoruz. C artı 2C bölü 3. 3 ile çarptım. 5 C bölü 3 eşittir 15 mikrofarad. Sadeleştirdim. 5'e böl 1, 5'e böl 3, 3 kere 3, 9. C eşittir. Her biri 9 mikrofarad diyoruz sevgili arkadaşlarım. Sıvası C, 2C olan sıvaçlar potansiyel farkı 2 ve V olan üreteçlere şekil 1'deki gibi bağlanıp yükleniyorlar. Bu sıvaçlar yüklerini kaybetmeden şekil 2'deki gibi sevgili dostlar bağlandığında son durumda C sıvalı sıvacın uçları arasındaki potansiyel fark kaç V olur diyoruz. Sevgili arkadaşlar dikkat edelim. Çok önemli bir soru. Burada arkadaşlar ortak potansiyeli şu şekilde bulacağız. V ortak eşittir. Q toplam bölü C eş. C eşimiz arkadaşlar C1 artı C2 nedir? 3C'dir. O halde arkadaşlar şurada Q1 diyelim. Q1 eşittir 2CV. Q2 eşittir 2CV. 2C ve bu da arkadaşlar nedir? Q2'dir. O halde toplam yükümüz 2CV, 2CV daha 4CV bölü sevgili arkadaşlarım ortak potansiyelimiz 4CV bölü ne diyoruz? C eş yani 3C diyoruz. O halde güzel insanlar buradan V ortak eşittir 4 bölü 3 V bulunur diyoruz. Her birinin yükünü de arkadaşlar Q eşittir CV'den bulabiliriz. Bakın bunu C ile çarptığımızda arkadaşlar ortak yükümüz C ve V burada zaten belli. Çarpıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 3 CV. Bunu da 2C ile çarptığımızda 8 bölü 3 CV olacaktır. Zaten arkadaşlar toplam yükün birini bu alacaktır. İkisini bu alacaktır. Çünkü bunların potansiyelleri eşittir son durumda. Buna da ortak potansiyel diyoruz. Sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın.